Merhaba sevgili Asya Avrasya bazı ziyaretçilerimiz. Size bugün bal nasıl yenilir hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz şu an günümüzde ya da gündemde daha çok karakovan balı ve normal petek balı arasındaki ayrıntıyı anlatmaya çalışıyorlar veya karakovan balı denilip farklı fiyatlardan bal satılıyor. Size bugün gerçek ve hakiki balın nasıl yenileceğini ve karakovan balının nasıl bir arasında fark olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu görmüş olduğunuz şu anki balımız tamamen doğal, hakiki çiçek balıdır. Bildiğimiz bizim Sinop, Dikmen ilçesinin köyünden derlenen bir bal. Şimdi bu bal normalde bir petek balı, yani karakovan balı değil. Karakovan balının özelliği nedir? Şu arasında gördüğünüz katmanının insanlar tarafından konulması, ama bu katmanda yenilebilir. Bazıları işte yenilmediğini söyleyerek, işte karakovan balında böyle bir katman koymuyoruz, arıların tamamen kendisi yapıyor. Böyle bir ayrıntı var. Bu petek balında biz arasına böyle bir peteğe koyduk. İki tarafına arı gördüğünüz gibi balla dolduruyor. Yani karakovan balı değil, farklı yüksek fiyattan vermektense önemli olan balın nasıl üretildiğidir. Yani arının gerçek çiçeklerden gidip çiçek ve bal özünden özlerini toplayıp bu peteğe doldurmasıdır. Siz karakovan balı deyip araya herhangi bir suni petek koymadan yaparsınız, ama şeker veya glikoz takviye yaptıktan sonra görüntü olarak çok bembeyaz, böyle hoşunuza giden bir görüntü elde edebilirsiniz. O yüzden önemli olan balın nasıl üretildiği değil, arıların nereden gidip nasıl derleyip balı nasıl topladığıdır. O yüzden size önemli olan balın bu şekilde yenmesi değil de, eğer ortasındaki peteği yemek istemiyorsanız bir üstünden şu şekilde görüldüğü gibi, kamera yaklaşabilir. Şöyle bu kısmını yiyoruz. Bakın bu da normal bir bildiğimiz karakovan balı gibi yiyeceğiz. Ben bunu şimdi koyuyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi şuradaki pete gördüğünüz ortaya çıktı. Peki ben bunu yemek istemiyorum. Tamam, burayı tamamen yersiniz. Sonra çevirirsiniz. Şöyle. Şuradan doğru. Bir de bu tarafını yersiniz. Ve yine ekmeğimizi koyarak yiyelim. Çünkü bal kaliteli bir bal. Böyle yemek biraz size dokunabilir. Gördüğünüz gibi bu koymuş olduğumuz suni petek ortaya çıktı. Bakın bunu yemeye edebilirsiniz. Yiyebilirsiniz de. Nasıl yiyebilirsiniz? Aynı petek bir tarafta da var. Şöyle koydum mu? Bak götürdünüz. Bu şekilde yersiniz. Bu şekilde yediğiniz zaman zaten ekmekle yediğiniz için ağızda herhangi bir kavga falan yapmaz. Ama ekmeksiz yerseniz ağzınızda peteğin kalmasını, petek kalabilir. Bu şekilde balımızı yiyebiliriz. Şimdi buradaki karakovan balı olayından anlatmak istiyorum tekrar. Yani karakovan balında şu olmuyor. Bunun olup veya olmaması ne sağlık açısından ne balın kalitesi açısından hiçbir şey değiştirmiyor. Bu ayrıntıyı hiçbir zaman unutmayalım. Televizyonlarda karakovan balı adı altında insanlara yüksek fiyattan balların verilmesi hiçbir anlama gelmiyor. Önemli olan balın nasıl üretildiği, yani tamamen doğal arıların ürettiği, arasında böyle bazen işte polenlerin olduğu bir balın olması. Gördüğünüz gibi bakın şu balımızda görüldüğü gibi. Bakın bak, gerçek bir arının ürettiği bal böyle olur. Bak şurada polenler var. Burada kendisi dolmuş. Bazı yerler boş kalmış. Ama sahte bir balda şu boş kalan yerleri asla boş göremezsin. Tamamen doldurulmuş bir şekilde görürsünüz. Çünkü tüketici balın
gerçek olduğuna değil de görüntü olarak dolu olduğuna ve parasını vererek yani kar ettiğini düşünür. Önemli olan balın çok dolu olup olmadığı önemli değil. Tamamen doğal olması, arının üretmiş olduğu görürsünüz. Bakın şu aradaki onun da polen olduğunu size göstermeye çalışacağım. Şu şekilde bunu böyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Bakın şu şekilde polenimizi çıkarttık. Şu içindeki polen. Evet, bunu da bakın bu polen olmaktadır. Bunu da diyebilirsiniz. Böyle balla beraber tamamen yenilebilir. Hatta çok da faydalıdır. Diğer polenle süzme balı karıştırmaktan bu daha faydalıdır. Bu şekilde gördüğünüz gibi bizim Avrasya Bal, Avrasya Bal ziyaretçilerine sitemiz üzerinden belirli bir özel müşterimize gönderebilmekteyiz. Herkese bu ballarımızı gönderemeyiz. O yüzden sipariş verdiğin zaman her sipariş cevap veremediğiniz için kusurumuza bakmayın. Mümkün mertebe ve siparişleri önceden alıyoruz. Aldıkça göndermeye çalışıyoruz. Olmadığı zaman olmadığını belirterek seneye gönderebileceğimizi söylüyoruz. Bir sonraki bal tanıtımımızda veya balla ilgili sorularınız varsa videomuzun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdiden size iyi günler diliyorum. Tolga canımsın.